Pandemide para yardımı mesajlarına özellikle dikkat edin. Bu kez de 18 yaşında bir kız tuzağa düştü. 1500 liralık yardımın hesabına yatmasını beklerken dolandırıcılara sanal para satın aldı. İşte şeytanın bile aklına gelmeyecek o tuzak. Devlet tarafından verilen 1500 liralık bir yardım kampanyası gibi bir şeydi. Pandemiden dolayı evet diye mesaj gönderdim. Bu oyun parası diye bir şey var. Sanal paradan satın almış. Bu şekilde dolandırıldım. Dolandırıcılar yine pandemi yardımı diye göz boyadı, akıllara durgunluk veren bir tuzak kurdu. Bana güvenebilirsin, ben arkadaşınım senin, ben kefilim. Meğersem dolandırıcılar ortaokul arkadaşımın hesabını çalmışlar. 1500 liralık pandemi yardımı alacağım derken dolandırıcı için sanal para satın aldı. Bakın Rabia Hanım nasıl tuzağa düştü? Sosyal medyada bir arkadaşımın paylaşımını gördüm. Ortaokul arkadaşım bayağı önceden beri paylaşımda devlet tarafından verilen 1500 liralık bir yardım kampanyası gibi bir şeydi. Bakın Rabia Hanım işte bu paylaşımları gördü. Devletin öğrencilere yaptığı bir yardımdan bahsediyordu. Bunu devlet veriyor, geri ödemesi yok, tamamen ücretsiz, herkes alıyor diye paylaşım yaptı dolandırıcı. Ben de mesaj attım kendisine. Benden telefon numaramı istedi, hattım faturalım dedi, mesajlaştı. O çocukluk arkadaşıyla mesajlaştığını sanıyordu ama dolandırıcılar o hesabı çoktan ele geçirmişti bile. Sonuçta arkadaşım olarak görüyorum. Benden bir numaraya kod göndermemi istedi. 4 haneli bir numara. Evet diye mesaj gönderdim. Her evet yazışında bilgisayar oyununda kullanılan bir sanal para satın almış oldu. Aynı mesajı 2 defa daha attırdı. Toplam 360 TL gitti. İnternet üzerinden o bilgisayar oyunlarında milyonlarca kişi oynuyor. O yüzden o sanal paralar aslında çok değerli. Çünkü biriktirilip gerçek para karşılığında satılabiliyor. Dolandırıcılar vurgun yapıyor. Hemen polisi aradım. CİMER'e başvurduk.